köyümüz yakılmış, yıkılmış bir köydü. Yaklaşık 20 yıl bir mücadele yaptık bu köyün gelişmesi için. Şöyle diyebilirim, 2005'te sonra yerleştik ama burada gerçek anlamda bir üretim yapılmadı. O arada da bütün bu yayla dere dernekleri bir araya gelerek Yayla Dere Dernekler Birliği'ni oluşturdu. Bir de bu arada biz festival yapıyoruz, Sürbüs Doğa ve Kültür Festivali. 13.sü bu sene yapılacaktı. Bazı şartlardan dolayı, işte bu pandemiden dolayı yapılamadı. Ama o çatının altında yaklaşık 18 dernek ve 6 tane köy var. Bu 6 tane köyün dernekleri yok ama diğer 18 dernek bir araya hareket ediyor. Dönem dönem tabii bunun yönetim kurulları değişiyorsa da hani o birliktelik devam ediyor ve bu işin merkezinde Yayla Dere Derneği, Çalıkal Derneği, Çatalkaya, Aşuran, Seter, 5-6 dernek çok aktif bir şekilde var zaten. Bunlarla beraber bu doğayı tekrar canlandırmak, buraya insan taşımak, buradaki hayatı yeşertmek adına bunun da en temel noktası ekonomidir. İnsanlarımız geldi buraya yerleştiler ama maalesef bostandan ibaret kaldılar. Bu bostan olayını biraz daha geliştirip daha da üretime katkı sağlamak için, insanların emek gücünü ortaya çıkarmak için bu derneklerin öncülüğünde bir üretim birliği oluşturduk. İşte bu sene de 40 yıldan sonra bizim özellikle bu Mezya için söylüyorum, 40 yıldan sonra biz buraları ektik, sulama sistemi getirdik, üretime başladık. İlk olarak işte bir tarlamızı, nohut bir tarlamızı da fasulye ektik. Şimdi de onun hasatını yapıyoruz. Yayla Dere Merkez Derneğimizin başkanı yanımızda, Fikriye Hanım. Sağ olsun Hasan Başkanım yanımda, biz beraber bu yola çıktık. Diğer başkanlarımız da bizimle beraber olacaklardı. Bazı sebeplerden dolayı burada olamadılar. Ama bu güç birliğimizi bütün bölgeye yayarak burada insanları yeniden üretime teşvik etmek ve buna önderlik yapmak istiyoruz. Biz bu projeyi düşünürken aslında tamamen bu coğrafyada sosyal boyutunu düşünerek yaptık. Yani ekonomik boyutundan çok, daha çok sosyal boyutunu. Yani tekrar evet şu anda yaşanabilir bir halde ama üretebilen halde değil. Dolayısıyla birkaç tane ailemiz var. Burada hayvancılık falan yapıyoruz ama tarımla falan ilgilenen pek insan yok. Yani yok hatta bu sene kadar. Dediği gibi Şahin Başkan dediği gibi bostan seviyesinde küçük çalışmalar vardı. Biz abi, daha çok daha büyük bir çalışma başlattık. Köydeki nüfusu daha gençleştirme adına bir başlangıç yaptık, bir start verdik. Bölgede böyle bir hareket var bu dönem için. Ama yani hayırlı olsun diyelim. İnşallah bu bir örnek olur ve herkes bir şekilde bu coğrafyayı tekrar gençleştirip eski haline getirebiliriz diye umuyorum ve biliyorum. Durumun da söylediği gibi gerçekten çok güzel bir proje imza attığımızı düşünüyorum. İnsanları teşvik etmek adına, bu bölge halkını teşvik etmek adına Başkanlar Birliği olarak güçlerimizi birleştirip öncelik yapmak istedik. Nitekim de başardığımızı düşünüyoruz. Şu an sizler de gördüğünüz gibi ekip olarak çalışmalar devam ediyor ve bu sadece bu köyle değil, diğer köylerimizde de aynı şekilde devam ediyor. Onun için mutluyuz. İnşallah herkese örnek olmuş oluruz. Zaten şu dönemde de yaşadığımız şu dönemde de toprağa gerçekten ihtiyacımız var. Bunun için bir adım atmış olduk. İnşallah bunu daha da büyütüp geliştirip insanlara örnek olacağız ve herkes toprağa özüne geri dönecek diye düşünüyorum. Zaman söylüyoruz. Yani kadınların var olması gerekiyor. Kadınların enerjileri birçok erkekler çok daha farklı. Ben kadın olduğum için söylemiyorum bunu. Ama örnekleri de var. Çok da güzel örnekleri var. Kadınlarla hepimiz de biliyoruz. Onun için bütün kadınlarımıza diyoruz ki lütfen üretelim ve hatta örnek olalım çok insanlara. Korkmayalım üretmeye. Şu anda çok da görüyorum. Gelecek parlaktı. Ama bu ürünleri almak çapa lazım. Güvence lazım. Destek lazım. Her insan birbirine destek verirse bu işi başarır. Başarılar her zaman dilerim. İlave olarak şunu söylemek istiyorum. Bizim bu projemizde, üretim projemizde bir entegrasyon sistemi var. Yani bu köylülerimiz içerisinde ya ben de bu işin içine girmek istiyorum, ben de buna dahil olmak istiyorum diyen vatandaşlarımız olduğu zaman biz böyle şöyle bir sistem geliştirmişiz. Tohumunu biz alıyoruz, traktörünü biz sağlıyoruz.
tarlayı ekiyoruz ve o insana teslim ediyoruz. Diyoruz ki senden istediğimiz tek şey zaman ve emek. Zamanını ayıracaksın, emek harcayacaksın, çıkan ürünü biz pazarlayacağız. Yani ticari bir riski de olmayacak. Köylülerimize bunu özellikle belirtmek istiyorum. Enerjisi olan, hevesi olan, bu coğrafyaya bağlı olan, tarihine, köklerine sahip olan insanların gelip burada üretim yapmasını istiyoruz ve biz bunlara her türlü koşulda yardımcı olacağız. Bu entegrasyonun içine alacağız. Nitekim bu sene 7 tane insanımız bizimle beraber hareket ediyor. Burada bir sürü atıl tarlalarımız var. Köylerimiz bunların değerlendirilmesini istiyor. Ama emek yüzüne de ihtiyacımız var. Yani bu köye gelip de burada hani zamanını öldüren insanlardan ziyade o zamanı biraz da üretime çevirecek şekilde köylerimizin bu entegrasyona girmesini istiyoruz. Çünkü hiçbir riskleri yok. Yani biz onların tohumunu karşılıyoruz, traktör kısmını biz hallediyoruz, tarlayı ekiyoruz, sadece teslim ediyoruz. Sulama sistemimizi de kendimiz kurduk. Kendi emeğimizle, kendi ekonomik gücümüzle yaptık. Bu coğrafyada üretime katılmak isteyen bütün köylülerimizi yanımızda görmek istiyoruz, dahil olmalarını istiyoruz. Çünkü önümüzde daha büyük projelerimiz var. Arıcılık yapmak istiyoruz, hayvancılık yapmak istiyoruz. Burada köklerine bağlı orijinal, tabi tarım ve hayvancılık yapmak istiyoruz. Kimyadan uzak, kirletilmiş topraklardan uzak bir şekilde gıdayı kirletmeden üretim yapmak istiyoruz ve insanlara sağlıklı ürün sunmak istiyoruz. Bu coğrafyada gerçekten buna uygun, yaklaşık 40 yıldır hiç ekilmemiş, kirletilmemiş, bakir durumda kalmış. Bunu değerlendireceğiz, bunu üretime çevireceğiz, insan gücünü bunun içine katacağız. Köylerimizin kökleriyle tekrar buluşmasını sağlayacağız.